Hattımızda Mehmet Özcan var. Mehmet Özcan, hoş geldin yayınımıza. Önce Eda Murat Müdürüme Serkan abiye de selamlar, yayınlar. Biliyorum sizi. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet. Biz muhtemelen 11'i ekranlara getirdik ama sen sürpriz olabileceğini kaleme aldın bu 11 üzerinde, hem de gece geç saatlerde. Bizim paylaştığımız 11 üzerinden senin düşündüğün, belki istihbaratını aldığın sürpriz ne olur? Gece 1'de haberi aldım Ceyda. Murat abiye de ilettim ama malum baskı saatlerini yakalayamadık diye düşünüyorum. Bence sürpriz var. Bunun üzerine konuşmaya da değer. Feghouli İskoçya'daki son taktik çalışmada ilk 11'e de denmiş ki Feghouli'nin biliyorsunuz kendi başkan Burak Elmas tarafından takımdan gönderilmek istendiği dile getirilmişti. Ama dünkü taktik çalışmada sürpriz Taylan ve Berkan'ı orta sahada tamamlayan isim orta sahanın merkezinde Feghouli, hatta 10 numara pozisyonda. Şöyle özetleyebilirim. 4-2-3-1 sistemi, ikili orta saha defansı Berkan Taylan, önlerinde merkezde Feghouli, Kerem Aktürkoğlu bir kanatta, diğer kanatta Arda Turan ve forvette Jagne, yani Mustafa Muhammed ve Babel'de Fatih Hoca tarafından kesik yiyecek diyebiliriz. Şu bilgiyi de vereyim. İskoçya'daki stadın zemini çok bozukmuş. Ağır bir zemin Galatasaray bekliyor. 10 bin ve full kapasite oynanacak. Tabii bu zeminde Feghouli tercihi de tartışılabilir ama ben şöyle aldım istihbarat olarak. İlk maçta Johnstone topu Galatasaray'a verip kendi alanında beklediği için zaten top bizde olacak. Bizim Aytaç, Taylan, Berkan'dan ziyade orada Feghouli gibi oyun hattı yüksek, top tekniği iyi olan bir isme ihtiyacımız var mantığıyla ilk 11'de Feghouli hazırlanıyor. Dediğim gibi dün akşamki taktik çalışma bu 11 ama şu bilgiyi de paylaşayım Ceyda. PSV maçı içinde 3 hafta 4-3-3 sistemi üzerine çalışmasını yapan Galatasaray maç günü Hollanda'da 3-5-2 oynuyoruz diye üçlü savunmayla başlamıştı. Tabii ki son anda bir sürpriz olabilir ama bana gelen istihbarat bugün Feghouli'nin, Arda Turan'ın Jardim'in Fonde'de olacağı yönünde. Zaten İsmail Çiftliği hoca ifade etti. Top sizde, teşekkür ediyorum tekrardan. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Özcan. Çok önemli aslında Feghouli, Arda Turan ve Jagne 11'de olacak son taktik antrenmanda. Bu şekilde çalıştığını öğrendim Galatasaray'ın, dedi Mehmet Özcan. Bir daha söyleyelim. Yani bence Mehmet'in söylediği önemli. Yani haberi Mehmet'e yazmak gerekiyor. Mehmet'in de özel haberi. Gece saat 1.20'de sabah.com.tr'ye girmiş bir haber. Yanılmıyorsam değil mi Murat? Evet. Ve tabii ki baskı saatinin ötesinde. Bayağı önemli bir istihbarat. Feghouli, Cagne, Arda 11'de diyor Özcan. Yani çünkü bunun tespiti önemli. Şimdi Feghouli ile Evet. Cagne satış listesinde. Evet. Yanılıyor muyum? Doğru. Ya Feguli Ya kov git Galatasaray dedi. Başkanı Feghouli ile Git dedi Falcao'ya Feguli. kulüp bul dedi. Tamam. Falcao teknik sebeplerle getirilmedi. Evet. Değil mi? Teknik Bilmiyoruz da tercih dedi. detayını, teknik tercih. Evet. Karar idari demişti Sayın Elmas. Evet. Şeyde Feghouli ile Falcao'da ki yani bana çok mantıksız gelen bir açıklama değil. Falcao'nun alınmaması da bak Falcao'nun götürülmemesi çok mantıksız değil çünkü artık Falcao'dan Galatasaray'ın bir beklentisi kalmamış. Niye Gitmesini Cagney o zaman bekliyor. 11'de oynuyor? İşte onu diyorum. Bence Falcao'nun daha da götürülmemesini Cagney'den de önemlisi Feghouli'nin 11'de olması şaşırtıcı Hayır olur buradan şunu mu bence. anlamalıyız? Fatih Hoca Cagney'nin kalmasından yana mı? Çünkü Bilmiyoruz. Falcao alınmadığına göre Cagney'nin de satılma beklentisi var. Her ne kadar Sayın Elmas söylemese de dünya alem biliyoruz ki zaten her fırsatta Belçika'ya kiralanan, İngiltere'ye kiralanan kendisinde kulüp Tamam, bulması beklenen bir oyuncu. bugünün kurtarıcısı Cagne mi olacak? Yani sizin gözden çıkarttığınız, sürekli her sezon başka bir takıma transfer kiraladığınız bir oyuncu bugünün kurtarıcısı mı olacak? Bir. İki, Feghouli mi bugünün kurtarıcısı olacak? Ki kendisi de denmiş ki biz seni istemiyoruz. Güle güle kardeşim, kapı orada Evet. denmiş. Üç, Yani denmiş Falcao yokken diğer Feghouli var 11'de. Falcao yokken Ya Cagne var bak 11'de. burada aslında şu maçın dışında bir anormal bence bir şeyler de var. Yani şimdi bir sayın başkan çıkıyor, diyor ki ben ikisiyle konuştum diyor. İkisini de diyor biz göndereceğiz diyor. Hayır, kendilerinden kulüp bulmalarını Ya istedik diyor. tamam, bulmalarını Bak arada istedik diyor. nezaketen çok fark var. Şimdi şunu konuşalım bence biraz. Sizin bunları söylediğiniz oyunculardan siz faydalanmaya devam mı etmelisiniz? Parasını ödediğiniz için, yoksa onlar kenarda idman mı yapar, orada durmalı mı? Şimdi burada bakıyoruz. Feghouli eğer 11'de ise, yo adamdan faydalanmak gerekiyormuş ki uzun zamandır oynamıyor.
Efendim, hatta Cagne... şunu konuştuk, çok özür dilerim. Başkan Burak Elmas'ın bu idari bir karardır demesinin ardından teknik heyet eğer futbolcular şans verirse ya da satılmadığı takdirde değerlendirirse çok sorun olmayacağını dahi konuşmuştuk yayınlarımızda. Şimdi Cagne'de ise zaten adam gidecek mi, kalacak mı, kiralanacak mı, ne olduğu belli değil. Yani şurada bir yarın da lig başlıyor. Yani Galatasaray'ın içinde bulunduğu bir durum bana bir tuhaf geliyor. Yani Avrupa maçına çıkıyorsunuz. Bir yandan git dediğiniz adam işte sizin bugün golcünüz oluyor. Muhammed'i kesiyorsunuz. Öyle Mehmet aldı istihbarat. Bence Mustafa Muhammed'in kesilmemesi Feguli, lazım. Feguli aynı şekilde hiç şans vermemişsiniz. Onun 11'de oynama ihtimali var. Bir yandan da Falcao'yu yine gitmesini istiyorsunuz ve dün böyle bir maç öncesi almıyorsunuz. Almasının ötesinde Sayın Başkan diyor ki 9,5 milyon brüt maliyeti var diyor. Dolar. İşte dolar maliyeti var diyor ve böyle bir açıklama yapıyor. Bana bunların hepsi yanlış. Ya yani şu stratejik olarak bu oyunculardan ya faydalanacaksanız bu kadar üzerinde konuşmaya gerek yok. Bırakın ne olacaksa olsun süreç içerisinde. Eğer faydalanmayacaksanız onlara umut bağlamayın. O da ayrı bir şey. Sayın Başkan çıkıp bence maliyetini açıklamanın hiç gereği yoktu. Bunu 3 gün sonra da açıklayabilirdiniz. Yani bir şey var. Yani teknik kadro, yönetim... Mantıksızlık bazı, mı? Bana göre mantıksız geliyor. Ve oyuncuları yani istemediğiniz adamlar şimdi bir de kurtarıcı pozisyonuna alıyorsunuz onları. Yani böyle de bir durum var. Benim garibime gitti açıkçası. Yani şurada lig başlayacak. Ne yapacaksanız yapın kardeşim. Madem 9,5 milyon dolar maliyeti var. Yani o zaman ne olacak yani? Almıyorsunuz. Al o zaman oynat. Bu maçta 11'e koy. Adam yani sakatlığı şimdi, var mı? Yok. Teknik bir karar diyor. Babel de çok eleştirilen bir oyuncu. Ama bu akşam Babel değil de. Hani yerine Barış Alper Yılmaz oynatılırsanız derim ki bu bir arayıştır. Bu bir stratejidir. Ama Babel'i kesip yerine Arda'yı koyarsanız bana garip gelir. Ben, yani her şeye rağmen garipserim. Bence garip çünkü. Bir iç saha maçı olsa yine anlayabilirim. Çünkü Arda Turan Galatasaray'ın kaptanıdır, lideridir. Hı hı. Sembol ismidir. İç saha maçında taraftarla beraber Arda'nın sahada olması başka bir ambiyans yaratır. Ama hani Babel mi Arda mı sorusuna... Arda'nın Galatasaray'daki sembol isim olmasının dışında hele hele bu bir dış saha maçıysa ya sonuçta tercihiniz Babel ve veya Arda'ysa diyorum. Bak Barış Alper Yılmaz ikisinin de gerisinde olmasına rağmen bence bu maçta daha büyük risk olmasına rağmen daha mantıklı Arda'dan. Babel'i kesiyorsanız alternatifi Arda değil olmamalı bence. Yani benim bakış açıma göre iç sahada anlardım diyorum, tekrar ediyorum. İç sahada çünkü Galatasaray bir rövanş maçına çıkıyor değil mi? İlk maçı İskoçya'da oynamış. O zaman Arda Turan bir liderdir, kaptandır, sembol isimdir. Bir 45 dakika canhıraş bir şekilde sahada liderlik yapması bile fark edebilir. Hani Babel'den öyle bir sorumluluk belki beklemiyorsunuzdur. Ya da ciddiyet diyeyim. Ama şu maçta Babel'i kesip yerine Arda'yı koyacaksanız bu bir büyük bir risktir bence. Teknik anlamda. Feguli'yi anlarım. Çünkü neden? Hemen hemen herkes Taylan, Berkan, Aytaç üçlüsünü kimi sıkıcı buldu. Kimi kimyasının çok iyi olmadığını, hani Galatasaray'ın, Fatih Terim'in hedeflediği oyunun orta sahası olmadığını vurguladı ki haklılık payı var. Eminim ki Fatih Hoca orada bir Belan da isterdi. Mesela olsaydı keşke elinde. İyi bir Belan, diri bir Belan da efendim. İstemediniz Belanda'yı. Yani Galatasaraylılar istemedi. Gönderdiniz işte. Yani Galatasaray'ın başkanı gönderdi. Ve hani haklı da göndermekte de sonuna kadar haklıydı. Onu da söyleyeyim. Ne yapacaksın? Oturmuş orada senin sosyal medya paylaşımlarını falan eleştiren bir futbolcu var. Ama şimdi yani. Gerek diyorsun da onun için dedim yani. Hayır yani onun yaptığının onda birini yapan spor yorumcusuna binlerce insan hücum edip eleştiriyor. Bir futbolcu yapınca da yani Galatasaray başkanının da ağrına gider. İsmi kim olursa olsun. Galatasaray başkanı isimden bağımsız yani. Hayır, tamam gönderilmesi gönderilir ayrı yani. Bir şey de bir ihtiyaç mı? Yine gönderilir. Galatasaray için ihtiyaç mı onu merak ettim. Yine gönderilir. Yani Messi'nin Barcelona'dan gittiği bir ortamda herkes her yerden gönderilir. Bunu yapmasaydı kalır mıydı şu an kadroda? Onu kalırdı. Merak ettim. Yani oynar mıydı? Evet. Belanda o konuşmayı yapmasaydı Galatasaray'da kalırdı.
Bardağı taşıran son damlaydı. O bardağı taşırmasaydı kalırdı. Yani özetle Belhanda'nın, Galatasaray'ın Belhanda'ya ihtiyacı var mı sana göre şu anda? Benim hiçbir zaman Belhanda'ya ihtiyacım yok. Benim. Hani hiçbir zaman. Galatasaray'ın var. Ama